Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Elif Doğan Şentürk konuğuyla birlikte bizleri bekliyor. Kolay gelsin. Evet, merhabalar Ebru, size de kolay gelsin. Şimdi tabii gündem aslında çok yoğun. Hem bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması devam ediyor. Diğer yanda acı haberler de aldık, peş peşe üst üste geldi. Bütün bunlara bakmaya çalışacağız ve CNN Türk'ü boykot kararı da gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında. Cumhuriyet Halk Partisi Van'a bir heyet göndermişti. Biz şimdi orada izlenimler neler, biraz onu konuşalım. Ardından vaktimiz el verdiğince gündem başlıklarına ilişkin de konuğumuzun görüşlerini alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Tekin Bingöl bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Şimdi bir heyet gönderildi Evet. bölgeye ve siz yeni geldiniz. Nelerdi, izlenimleri konuşalım. Biraz ihmaller var mıydı? Evet. Ya da işte en çok şu tartışıldı orada. Orası zaten bildiğimiz kadarıyla sürekli çığ felaketlerle karşı karşıya bir bölge. Dolayısıyla ne yapıldı bugüne kadar, ne yapılmalıydı? Tünellerden bahsediliyor Evet. mesela. Buyurun. Şimdi tabii biz orada olduğumuz süre içerisinde çok dramatik tablolarla karşılaştık. Önce sabah saatlerinde 23 şehidin cenaze törenine katıldık. İçler acısı manzara vardı. 11 askeri şehit vardı. 9 güvenlik korucusu ve 3 de itfaiye erinin cenazesine katıldık. Yürek burkan sahneler vardı. Düşünün, 5-6 aylık bebek babasının tabutu başında, annesinin kucağında ağıtlar yakılıyordu. Dayanılacak gibi değildi. Akabinde işte yaralıları ziyaret ettik. Bir tek tesellimiz, az da olsa, 80'e yakın yaralı var. Ancak ciddi problemi olan ya da hayat tehlikesi olan bir yaralı yoktu. Zaten büyük bir çoğunluğu biz gittiğimizde taburcu edilmişti. Sadece ameliyat olanların hala hastanede tutuluyordu ve bir vatandaşımız ciddi bir yaralanması olduğu için Ankara'ya sevk edilmişti. Onun da hayat tehlikesi yok. Çok şükür yaralılar bir hayat tehlikeye maruz kalmadan atlattılar o felaketi. Ama işte 41 Ama 41 vatandaşımız diyor. vatandaş ve biz dün gece ayrıldığımızda orada bir vatandaş, bir itfaiye eri sadece tespit edilmişti, hala şeyin çığın altında. Bir kişinin daha olduğu düşünülüyor diye biz de Evet. haberlerimizde eklemiştik. İtfaiye eri mi o bir İtfaiye kişi? eri dün biz oradayken, alandayken iki vatandaşımızın daha maalesef cenazeleri çıkarılmıştı. Ambulansla morga götürüldü ve ilgililerle görüştüğümüzde o an itibariyle bir kişinin sadece kaldığını ve yoğun bir kar yağışı ve fırtına olduğu için akşam saatlerinde çalışmalara ara verdiler. Bugün başladılar. Sanıyorum 42 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Tabii taziyelere gittik. O katıldığımız taziyelerde de çok böyle dramatik tablolar var. İnsanlar çok çaresiz, aileler perişan vaziyette. 2 gün biz orada gerçekten büyük böyle acılara şahit olduk, üzüldük. Duygusal anlar çok yoğundu. Tabii işin bir başka boyutu, sizin de bahsettiğiniz gibi o bölge hemen her yıl yoğun kar alan ve aylarca yolların kapandığı bir bölge. Bahçesaray bölgesi, Çatak bölgesi. Uzun süredir orada yapılması gerekenler maalesef ihmal edilmiş. Bir defa Türkiye'nin coğrafik yapısına bakarsak, üçte biri eğim açısından, engebe açısından ve dağlık arazilerin bu tür çığ felaketlerine açık olduğunu görüyoruz. O bölgede öyle. Hemen her yıl biz oradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda her yıl onlarca kez çığın yaşandığını ifade ediyorlar. Ama bazılarında böyle dramatik sonlanabiliyor. Bazen sadece çığ düşüp yolları kapatıyor. Aylarca o yol zaten trafiğe açılamıyor. Böyle metrelerce karın biriktiği bir alan. Şimdi orada ne yapılmalı? Bir defa hiçbir şey için geç kalmış değil. Bölgeye baktığımızda bitki örtüsünün olmadığı, ağaçlanmanın ve ormanlık alanın olmadığını görüyoruz. Bütün bunlar o karın akışını, tabakaların birikmesini engelleyecek faktörlerden bir tanesi. Çırılçıplak bir alabildiğince dağ silsilesi görüyorsunuz. İkincisi, Biz daha da var olanları önemlisi, bile evet, yok ediyoruz. yok ediyoruz, çok doğru. İkincisi, şimdi çığ tünelleri var. Bu çığ tünelleri özellikle o... Tekin Bey, bir ara verelim.
Evet, belediye başkanları toplantısı Adana'da bugün devam ediyor. Halen şu sıralarda da o açıklamaları ekranımıza taşıdık. Sonuç bildirgesi açıklandı. Biraz önce Zeydan Karalar tarafından. Tabii bu taslak önemliydi. Büyükşehir belediyelerindeki o yetkiler daraltılıyor, yetkiler tırpanlanıyor ifadelerini de kullanmıştık zaten. Projeler valilik eliyle gerçekleşecek artık bundan böyle. Ve belediye izni gerekmeyecek birçok projeye ilişkin. İşte buna ilişkin de belediye başkanlarının yanıtı vardı. Hemen Tekin Bey'e dönelim. Van'da kalmıştık. Evet. En son şimdi siz gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendiriyordunuz. Orada tabii ufak tefek ihmal olabilir. Örneğin birinci gün o minibüsün çığ altında kalmasından sonraki çalışmalarda iki vatandaşımızla maalesef ulaşılamıyor. Ama ertesi gün daha henüz derli toplu bir çalışma ortaya konmadan vatandaşların, 150'ye yakın vatandaşın alana girmiş olması, onların da çok farklı yöntemlere, deneyimsiz vatandaşların bu işe dahil olması bir bence küçük bir ihmal. Peki ne yapılması gerekiyor? Şimdi, yani hani aynı yeri bahsettiniz ya siz orada zaten, evet, tehlike var diye. Sürekli çığ düşen bir alan. Burada mutlaka çığ tünellerinin yapılması gerekiyor. Çığ tünelinin bir tek amacı var. Düz satıhta, o yol güzergahında bir tünel ya da herhangi bir amaçla yapılmıyor. Sadece çığa önlem olsun diye o tüneller yapılıyor ve çok da büyük maliyeti olan tüneller değil bunlar. Bu tüneller yapıldığı takdirde belli bölgelerde, işte o çığ düşme tehlikesi olan eğimli bölgelerde, engebeli bölgelere yapılırsa önemli ölçüde sorunun halledilmiş olur. İkincisi, mümkünse bu tür tehlikeli yerlerden yol güzergahlarını ayırt etmek lazım. Yeni yollar açarak daha tehlikesiz yollara oralarda ihtiyaç var. Bunu sağlamak lazım. Bir üçüncüsü, mutlaka oradaki meskun mahallelerde yaşayan vatandaşların çığa karşı neler yapabileceklerini, alınacak tedbirler, koruma amaçları ve daha sonra Allah göstermesin çığ düştükten sonra neler yapabileceklerinin eğitiminin mutlaka verilmesi lazım. Bakın, çok basit bir şey. Çığ düştükten sonra eğer varsa arama işlemleri sırasında çığ çubuğu kullanılıyor. O çığ çubuğu bile başlı başına önemli bir alet. Mesela bunu nasıl kullanacağını ve dağıtımını profesyonel grupların, kişilerin yanında çığ tehlikesi olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın da eğitimiyle birlikte bunlarla donatılmaları lazım ki ihtiyaç anında, anlık kurtarmalarda vatandaşlar da bilinçli olarak bir deneyim kazanarak ve ilgili alet edevatlarla o çalışmaya dahil olabilsinler. Şimdi bütün bunlar yapılmadan, uygun pozisyon alınmadan, kar küreme işlemi dahi ya da çığ felaketi yaşandıktan sonraki o süreçte dahi nasıl bir pozisyonla karın temizlenmesi ya da arama kurtarma işlemi yapılması bile bir özellik arz ediyor. O açıdan bunlar tamamen deneyimli, işte AFAD gibi ya da diğer jandarma kurtarma birlikleri gibi birliklerin yanı sıra yakın civardaki vatandaşların da eğitilmesi, donatılması gerekiyor. Bunlar yapılırsa ülkemiz hem afet açısından hem çığ tehlikesi açısından son derece açık. Bir rapor hazırlanacaktı. Evet, biz o raporu son haline getirdik. Muhtemeldir ki yarın onu işte tamamen şey yapıp gurumuza sunacağız. Peki, şimdi tekrar tabii ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Yaralı olanlara da acil şifalar dileyelim ki bir itfaiye erinin halen çığlığı altında, yani siz daha gelirken bilgi, evet, böyleydi. 41 can kaybı var şu ana kadar, net bir şekilde bunu söyleyelim. Gündemin diğer başlıklarını da tabii ben hemen size sormak, evet, istiyorum. Çünkü 2009 mevzusu var bir. Orada o geceki, evet, o yasa. Siz 2009'da meclisteydiniz. Evet. Milletvekiliydiniz. Evet. Grup başkan vekillerinin açıklamaları da oldu. Her şey o polemik İlker Başbuğ'un televizyon kanalına çıkıp açıklamasıyla başladı, evet, ve devam ediyor. Biraz önce hemen belirtelim bu arada. AKP suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti AKP'liler. Tabii Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla suç duyurusunda bulunuldu. Onu da belirtelim. Herhangi bir açıklama olacak mı diye beklemiştik ama bir açıklama da yok. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi önce o gün ne olmuştu? Biz şunu söyleyeyim. Ta bu 15 Temmuz olayının hemen ertesinde çok net bir şekilde şunu ifade ettik. Bu olayın, bu darbe girişiminin, bu FETÖ terör örgütünün her ayağı var.
asker ayağı var, polis ayağı var, sivil ayağı var, iş adamı var. Peki niye siyasi ayağı yok? Önce bu siyasi ayağının açığa çıkarılması gerekiyor. Dilimizde tüy bitti. Başta genel başkanımız her fırsatta bunu söyledik. Siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkarılmalı. Asıl önemli olan o zaten. Bütün diğer yapılardaki FETÖ'cü yapılanmanın önünü açan zaten siyasi ayak. Onları cesaretlendiren, onlara bu primi veren, onların önünü açan anlayış iktidardakilerin anlayışı. Biz bunu söylerken sürekli bundan imtina edildi. Yüreğiniz yetiyorsa, bu konuda masumsanız, bu konuda hiçbir dahiliniz yoksa o zaman siyasi arayanı araştırmak üzere çalışma gerçekleştirelim. Biz de katkı koyalım. Hadi gelin bunu yapalım. Yok. Kaçınılıyor. Peki şimdi Sayın Başbuğ ne diyor? Bu işin bir siyasi ayağı var diyor. Evet. Bizim söylediklerimizin aynısını tekrar ediyor. Ama bir örnek de somutlaştırarak diyor ki 2009'da askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması bunun önünü açmıştır diyor. Evet. Mesela 2010 referandumuna da işaret ediyor. Olmazdı belki de diyor. Hani oynasa olmaz. Evet. Şimdi 2009'da ben de parlamentodaydım. Ben de notlarımı, arşivime baktım. Evet, o oylamalara biz de katılmışız. Nasıl bir tavır sergilemiştiniz? Ve biz hayır oyu verdik. Bütün CHP grubu olarak alınan karar doğrultusunda biz buna hayır oyu verdik. Zaten bir önergeyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili ve bazı milletvekillerinin ortak bir şekilde böyle farklı bir yöntemle ince bir adeta ayar vererek bir önerge verilmişti. Bunu bizim arkadaşlarımız fark etti ve biz buna hayır oyu verdik. Bunun açıklamasını da yaptık. Şimdi deniyor ki CHP ile anlaşıldı. Ortak karar verildi. Ya Allah aşkına eğer bizimle anlaşılmışsa, ortak karar verilmişse peki biz hangi saikle Anayasa Mahkemesi'ne gittik? Anlaşmışsak Anayasa Mahkemesi'ne bunu niçin götürelim? Bu kanunu biz Anayasa Mahkemesi'ne götürmüşüz. Yani sadece genel kurulda verdiğimiz hayır oylarının dışında bir de böyle bir girişimimiz olmuş. Şimdi bakın Anayasa Mahkemesi bizim o başvurumuzu kabul etseydi, evet. İlker Başbuğ 700 küsur gün, 780 gün cezaevinde yatar mıydı? Yatmazdı. Bu Ergenekon ve diğer balyoz davalarının seyri çok daha farklı olurdu. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki şimdi hiçbir şey yokmuş gibi, hiçbir günahları yokmuş Zekeriya gibi. Belki Zekeriya Öz ortaya çıkmayacaktı, evet, öyle bir masumlarmış gibi şimdi suç duyurusunda bulunuyorlar. Bunun hiçbir haklı gerekçesi yok. Suç duyurusunda bulunmadan önce şunu yaparlarsa anlarım. Ha biz ısrarla siyasi ayağa çıksın diyor muyuz? İlker Başbuğ da bu işin mağduru. Eski Genelkurmay Başkanı 780 gün cezaevinde yatmış birisi. Yine Dursun Çiçek diyor var, İlhan Cihaner var isimler. Tuncay Özkan var. Birçok evet, arkadaşımız. Birçok isim var. Dünya kadar mağdur var. Şimdi bütün bunların açığa çıkması için o zaman gelin önce biz bu işin siyasi ayağını araştıralım. Sonra eğer söylemlerinde İlker Başbuğ haksızsa o zaman gidin suç duyurusunda da bulunun. Yargılayın, gereğini yapın. Ama önce bu söylemin gereğini yapmak lazım. Ya dilimizde tüy bitti. Sürekli söylüyoruz. Zaten bu işin siyasi boyutu ortaya çıkmadığı sürece hiçbir şekilde bu dosya kapanmaz. Bu sayfa sonlandırılmaz. Hep açık kalır, hep eksik kalır. Siz her gün FETÖ operasyonu yapsanız dahi, her gün farklı yerlerde, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bu operasyonları gerçekleştirsin dahi, siyasi ayağı ortaya çıkmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmez. Ve bu iş mutlaka topal kalır. Ama siyasi ayağı ortaya çıkarsa, kim ne günahı varsa onun cezasını çekerse o zaman bu FETÖ meselesi önemli ölçüde enine boyuna tartışılır ve ortaya çıkar. Bundan kaçınmamaları lazım. Şimdi suç duyurusunda bulunuyorlar. Ve öyle bir şey ki bütün şeylere talimat veriliyor. Milletvekillerine suç duyurusunda bulunuluyor. Ama ilginçtir. Bugün açıklama yapmıyorlar. Evet, siz bu suç duyurusunun gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmak zorundasınız. Eğer İlker Başbuğ meclisi itibarsızlaştırıyorsa bunu somut bir şekilde o günü yaşayanlarla birlikte açığa çıkarmak durumundasınız. Biz karşı bir duruş sergilemişiz. Ama siz grup başkan vekillerinizin önergesiyle bunun önünü açmışsınız. Siz her fırsatta Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri şunu diyor. 17-25 Aralık milat. Peki 17-25 Aralık milatsa 2009 tarihinde yaşanmış bir olayla ilgili İlker Başbuğ açıklama yapıyorsa o zaman siz 17-25'in öncesini yok sayıyorsunuz kendinizce. Kol kola büyüttüğünüz bu ejderhayı yok saymak adına 17-25'i milat sayıyorsunuz. 2009'da yapılan bir açıklamadan gocunmayacaksınız.
Yani bunun gereğini yapacaksınız. Şunu da net söyleyebiliriz. Hani hem Ergenekon ve Balyoz sürecinin de bu davaların da yolu açılmış oldu. O 2009'daki İlker Başbuğ'un söylediği o yasayla birlikte. Mesela eski grup başkan vekili diyor ki CHP'nin o dönemde işte 3 yine grup başkan vekilinden biri Kemal Anadol. Aman AYM'ye gitmeyin, bu askeri vesayet engelliyor, buna karşı çıkmayın gibi yönlendirme ve algılar oluşturulmaya çalışıldı o zaman diyor. Ama biz yine de diyor AYM'ye gittik. Evet. Mesela o dönemde diyor işte bir dürüst savcı, bir korkmayan bir savcı bulunsun ifadeleri geziyordu diyor. Zekeriya Öz bulundu sonra diyor. Evet. İşte aslında tam da İlker Başbuğ'un işaret ettiği o gün. Peki. Evet. Şimdi darbe, Zekeriya Öz nerede? Nerede diye de soruyor. Başsanıklardan birisi olarak aranıyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi suç duyurusunda bulunuyor. Kırmızı bültenle arıyor. Nereye derler ya. Bunun hesabını soruluyor. Bunun hesabını sormak durumunda. Türkiye'de herkesin bu konunun peşini bırakmadan bu işin siyasi ayarının ortaya çıkarılması için gereğini yapmak durumunda. Kemal Anadol çok deneyimli bir siyasetçidir. Çok zeki bir siyasetçidir. Ve ne yaptıysa, ne söylediyse bilinçli olarak söyleyen bir siyasetçidir. Hafızası da çok yerindedir. Evet. Ve gün be gün saat ve saat hatırlayan birisi ve başvuruyu da yapan grup başkan vekilimizdir. Onun için öyle lafı ortaya atıp bir algı operasyonu yürütmeye kalkmasınlar. Biz her şeyin farkındayız. Vatandaşlarımız da farkında artık. Şimdi mesela o dönemin işte Adalet Bakanı'nın grupları tek tek dolaşıp destek istediğini belirtiyor yine Kemal Anadol. Baştan aşağı yalan diyor CHP'nin bu düzenlemeye destek vermesi. Bu konuda Deniz Baykal'ın talimatı olduğu da mesela söylendi. Evet. İşte Mustafa Elitaş imzalı o yasaya ilişkin. Peki diyelim ki Sayın Genel Başkanımız, önce Genel Başkan'la böyle bir konuşma yapılmış ve mutabakat sağlanmış. Bu tür olaylarda eğer bir mutabıklık söz konusuysa o önergelere ortak imza atılır. Yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 grup başkan vekili o önergeye imza atmışsa demek ki bu bahsettikleri gerçeği yansıtmıyor. Ortak bir şey söz konusuysa böyle bir hassas konuda, yani askerlerin sivil mahkemelerde yargılanması gibi çok hassas bir konuda eğer ortak karar verilmişse, ortak hareket ediliyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup yöneticileri getirir, mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer siyasi partilerin grup başkan vekillerinin imzasını alır. Böyle bir şey yok. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekillerinin imzaladığı bir önerge var. Allah aşkına bu bile onları ne kadar boşluğa düşürüyor, çok açık. Anlaşma olsa, genel başkanın böyle bir talimatı olsa grup başkan vekilleri gider ona imza atar. Peki böyle bir şey Erdoğan'ın, yok. Cumhurbaşkanının hepiniz Başbuğ'a dava açmalısınız sözünü nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi tabii bunlar giderek sıkışmaya başladılar. Artık yüksek neyin sesle göstergesi yani bu talimat. Evet, yüksek sesle artık sığınacakları bir liman kalmadı. Yani bu işin siyasi boyutunun açığa çıkılması zorunluluğu ortaya çıktı ki sıkıştılar. İşte yeni bir takım açıklamaların önünü kesmek adına, korkutmak adına, ürkütmek adına, geri adım attırmak adına İlker Başbuğ'un bu açıklaması üzerine hemen suç duyurusunda bulunuyorlar ki bundan sonra olası bir takım gelişmelerin ya da işte bu tür siyasi ayağın araştırmasıyla ilgili olası gelişmelerin önünü kesmek için dayatmacı bir anlayışla, baskıcı bir anlayışla bu tür yöntemlere başvuruyor. Ama bunların hiçbir tanesinin getirisi olmayacak. Mutlaka Sayın Başbuğ'a suç duyurusunda bulunsalar bile bu ayakları havada bir suç duyurusu. Bunun hiçbir maddi altyapısı yok. Çok soyut kavramlarla başvurduklarını ilerleyen günlerde göreceğiz. Buradan da bir şey çıkaramayacaklar. Ama bir şey çıkaramadıkları gibi bu iş gündemde kalacak, tazeliğini koruyacak ve artık kaçamayacakları bir noktaya gelecek. Bu işin siyasi boyutu ortaya çıkacak. Şimdi mesela o dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Evet. Şimdi AKP içerisinde de ayrılmalar, kopmalar, şey, yeni parti kuruluyor, bir tanesi kuruldu, gelecek partisi, öbürünü bilmiyoruz ne olacak, ne zaman kurulacak. Ama bu isimler o dönemin bakanlarının çoğu vekiller, çoğu eski vekil, şimdi kopma sürecindeler. Acaba biri konuşur mu önümüzdeki süreçte? Biz bir başka siyasi partinin içleriyle meşgul değiliz. Onlar işleri güçleri 24 saat CHP ile, CHP Genel Başkanı ile uğraşmakla meşguller. Bizim böyle bir siyasi tarzımız yok. Bizim siyaset ahlakımız da buna uygun değil. Kendi işlerinde, kendi şeylerini yaparlar. Ayrışmalarını,
parti kurarlar mı, kurmazlar mı, ne yaparlarsa. Şimdi yavaş yavaş biraz böyle konuşmaya başladılar da mesela Davutoğlu çok konuşuyor. Acaba Sadullah Ergin mesela ne diyecek, o dönemi nasıl anlatacak? Vallahi hani tam şu, söylendiği gibi mi, yoksa sizin işte gerçekten hani AYM'ye gidildi. Siyasette şöyle bir şey var, dündür meselesi var ya. Yani o günün yaşanmışlığı denebilir. O günkü koşullar bizi o noktaya itti denebilir. O gün böyle bir karar almıştı. O günkü dünya görüşümüz böyle davranmayı el veriyordu diyebilirler. Ama hiçbir şekilde bu tür yaklaşımlarla bu işin sorumluları asla bu sorumluluktan kaçamayacaklar. Şimdi darbe komisyonunun neticesini göremedik. Evet. Hatta komisyon raporu bile yok. Her şey ortadan kayboldu. Yok. Dolayısıyla bu seferki bu süreç biraz farklı mı ilerliyor sizce? O darbe sizce? Komisyonu Zevahir'i kurtarmak adınaydı. Çok sıcak bir dönemdi. Hemen işte bir şeyler yapıyormuş görüntüsü vermek adına işte parlamento bir komisyon kurdu. Enine boyuna bu araştırılacak, her boyutuyla ortaya çıkarılacak diye bir komisyon kuruldu. Ama o komisyondan da bütün gerçekler bypass edildi. Asıl gelip o komisyonun ifade vermesi gerekenlerin ifadeleri hatırlarsınız verdirilmedi. Komisyona evet. Birileri gelmesi engellendi Erdoğan tarafından. Ve o komisyon da safsaklandı. Rapor dedikleri bir şey ortada yok. Yani anlamsız. Sadece o isimler o gün gelseydi belki de daha farklı olacaktı. Şeyler, çünkü oradaki yani komisyon üyeleri, özellikle bizim arkadaşlarımız çok ilginç sorularla birçok gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaklardı. Ama ne yapıldı? Bunu bildikleri için ürktüler ve komisyona gelip konuşmaları gerekenleri oradan sarf nazar ettiler, konuşturtmadılar, komisyona gelmelerini bazen engellediler. Bazen yazılı açıklamalarla. Evet, sadece geldi. İşte daha önce çek edilmiş, elden geçirilmiş, neler yazılması gerekenler kontrol edilmiş, birer yazılı açıklamayla o komisyona gelmekten imtina ettirildiler daha doğrusu. Ama tabii o komisyonun hiçbir geçerli yanı yok. Çünkü rapor yok. Çünkü sağlıklı bir takım elimizde dokümanlar yok ki onun üzerinden hareket edelim. Burada bütün mesele bu işin suç ortakları ortada. Eğer FETÖ diye bir terör örgütü ortaya çıkmışsa 15 yıl boyunca el ele kol kola önlerini açan, onları bu hala her gün operasyon yapmakla bitiremedikleri bu sürecin sorumlusu iktidar. İktidar bundan kaçamaz. Ne yaparsa yapsın, dava da açsa, insanları suçlasa da, göstermeli komisyonlar da kursa, kaçacak yerleri yok. Çünkü gün geliyor, insanlar o günü sorguluyor. Bakın Davutoğlu ayrıldı. Davutoğlu zaman zaman çok ilginç açıklamalar yapıyor. Evet. O sürecin içinde, o sürecin bir parçası, başbakanlık yapmış, Dışişleri Bakanlığı yapmış, iç içe, el ele kol kola yürümüşler. Bildikleri çok şey var. Dolayısıyla bu tür ayrışmalarda elbette sarf edilecek bir cümle dahi, herhangi bir şekilde birisinin, bir yetkilinin, eskiden bir makamı işgal eden birisinin ağzından çıkacak bir kelime dahi çok anlamlı olacak. Çok önemli şeyleri ortaya çıkarmasını sağlayacak. Ve sorgulamanın önü açılacak. O açıdan bunları önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz. Tabii kim ne yaparsa yapsın yanına kar kalmıyor. Eğer doğru dürüst iş yapmıyorsan, ahlaki iş yapmıyorsan, vicdani iş yapmıyorsan, siyaseti ahlaki temel üzerine kurmuyorsan, başka saiklerle siyaset yapıyorsan, gün geliyor bütün bunlar açığa çıkıyor ve hesap vermek zorunda kalınıyor. Şimdi İlker Başbuğ diyor ki mesela karşı karşıya bırakıldığım bu durum herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir diyor. Benim şu bu anki son gelişmeden diyor. Son bahsediyor. Açıklamasında evet. Böyle diyor. Dolayısıyla mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? FETÖ'yle olan mücadele gerçek bir mücadele yapılıyor mu? Örneğin siyasi ayak araştırılsın diyor. Bu da o mücadelenin içine dahil değil midir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer samimi duygularla gerçekten bir araştırma, bir FETÖ'yle mücadele söz konusuysa bugün yaşadıklarımızın bir kısmını yaşamamamız lazım. Nedir? AKP geçmiş dönemde AKP içerisinde milletvekilliği yapan ya da önemli görevlerde bulunan bazıları çıkıp bir FETÖ pazarı kuruldu dediğinde. Ya bu çok ilginç bir şey. Evet. Bir FETÖ pazarı kurulmuş borsa. Deniyor. Bir borsa var deniyor. Ve bu borsayı kuranlar AKP'ye yakınlığıyla bilinen bazı hukukçular tömet altında bırakıldı. Büyük paralardan bahsediliyor. Çok yüksek paralarla bazı yargılama sürecinde olanlar tahliye edilmiş ya da beraat ettirilmiş. Bu ne demek?
FETÖ'yle samimi bir şekilde mücadele edilmediğinin bir göstergesidir. Daha da önemlisi kendi içlerindeki işte hep bahsettiğimiz siyasi ayak bu bir defa bununla mücadele edilmediği sürece, bu deşifre edilmediği sürece hiçbir şekilde FETÖ'yle doğru dürüst bir mücadele edilmesi anlamına gelmez. Polisleri yakalayabilirsin. Baylokçu diye bir takım insanları tutuklayabilirsin. Ya da şimdi ankesörlü telefon görüşmelerinden bahsediliyor. Tamam, bunlar işin bir boyutu. Ama bu olayı sonlandıracak bir çalışmanın, bir samimiyetin göstergesi değildir. Her gün televizyona altyazı geçiyor. İşte falan ilde FETÖ operasyonu 50 kişi yakalandı. Şu kadar insan gözaltına alındı. Kaç tane siyasi gözaltına alındı? Çarşaf çarşaf fotoğraflar çıktı. AKP milletvekilleri yöneticilerinin Fethullah Gülen'in dizinin dibinde fotoğraf verdikleri göründü. Fethullah Gülen'le görüşmek için aylar öncesinden randevu talebinde bulunan AKP milletvekillerinin olduğu her fırsatta söylendi. Alın size siyasi ayak. Siz hangi gerekçelerle oraya gidiyorsunuz? Görüşmek için randevu alırken kimleri araya soktunuz? Ya bunlar işte işin siyasi bu ama kimse bunlara dokunmuyor. Bunlar şimdi, dokunulmaz. Tabii bir taraftan işte ben yorumlara da bakıyorum da yani siyasi ayağın deşifre yolunda çok önemli bir adım atılmış oluyor mu bu tartışmayla beraber? Mesela işte devamlı şimdi bir mahkeme süreci olacak. Olacak. Mesela o mahkemede işte Dursun Çiçek müdahil olacak işte İlker Baş bu. Acaba mahkeme herkesin, açılacak mı? Açılacak mı ama suç duyurusunda da bulunuldu şimdi. Olabilir. Takipsizlik kararı, görevsizlik kararı, dava açmaya gerek görülmeyebilir mahkemeler. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Eğer bugün böyle önemli bir meselede suç duyurusunda bulunuyorsa ve sıcağı sıcağına bir açıklama yapılmıyorsa bence bu manidar. Bu belki bir takım tehlike hissettikleri için bunu işte ağzımızdan çıktığın alet olsun bir suç duyurusunda bunun da sonra gereğini yapalım noktasında da olabilirler. Bunları işte ilerleyen günlerde göreceğiz. Ha ya biz ne yaptık? Kendi ayağımıza doladık işi diye bir manevranın içerisinde girebilirler. Çünkü dediğiniz gibi suç duyurusu var. Diyelim ki dava açıldı. İlker Başbu gidecek o davada. Enine boyun o sürecin tamamı bir televizyon programının ötesinde konuşacak. Evet. Belki bir takım tanık ifadeleri olacak. Belki o dönemde yaşadıklarıyla birlikte birilerinin ifadelerinin alınmasını isteyecek. Belki o dönemde işte tutsak edilen birçok vatandaşımız, mağdur edilenler gidecekler. O davaya müdahil olmak isteyecekler. Bu iş uzayacak, başka yerlere sıçrayacak. Bu nedenle belki açıklama yapmaktan imtina ettiler. Bu nedenle belki ya bu işi bir şekilde şöyle çürümeye bırakalım, halının altına süpürelim. Sonra işte davalar da açılmazsa biz gereğini yaptık ama olmadı. Mahkemeler dava açmadı, ne yapalım? Şeyin hukukun aldığı karara saygılıyız diye. Böyle bir geçiş de yapabilirler. Bunları ilerleyen günlerde şimdi göreceğiz. Şimdi tabii işte Kozmik Oda'dan Ergenekon balyoz sürecine kadar birçok şey de aydınlanmış olacak. Eğer gerçekten evet. O mahkeme süreci yaşanırsa, ortaya çıkarsa bütün hepsi. Ama şimdi FETÖ ile ilgili o düzenlemeden bahsediyoruz. Bu sadece gözümüzdeki en önemli bir örnek. Onlarcası geçti aslında. Hakkı Süha Ukay da bu şekilde tabii, söylüyor. Dönemin tabii. Grup Başkan Vekili de. Diyor ki ilk defa mı sanki FETÖ ile ilgili bir düzenleme geçti? Hayır diyor. Onlarcasını geçirdiler. Daha sonra anayasayı değiştirdiler. Askeri yargı tamamen kaldırıldı diyor. Aslında o düzenlemeye gidersek 15 Temmuz'u yaşar mıydık? Tabii o dönem, o düzenleme ve o bütün bugüne gelirsek. Sayın Ukay'ın bahsettiği o sadece bu askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının dışındaki düzenlemeler her teklife birer önergeyle kattıkları yaşanmasaydı o süreçler belki yaşanmayacaktı. Belki o 15 Temmuz sürecine giden süreç çok hızlı bir şekilde aşılmış olmayacaktı. Belki o dünya kadar mağduriyet yaşanmayacaktı. Anayasa İnsanlar, değişmeyecekti evet, belki. 4 yıl 5 yıl tutsak edilmeyeceklerdi. Şimdi o tutsak edilenlerin hepsi beraat etti. Peki ne oldu? O 5 yıl o insanların kendilerine, ailelerine çektirdiklerinin hesabını kim verecek? O açıdan Sayın Okay'ın dediği gibi sadece bir bu olsa amenna birçok düzenleme yaptılar. Yani darbeye giden yolun taşlarını tek tek bu iktidar kendi elleriyle ördü. Şimdi dönüp masum pozlarına girmesinler. Bu işin siyasi ayağı varsa önce kendi kapılarının arkasındaki isimlere baksınlar.
Peki. Son bir cümlede evet. CNN Türk boykotuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün evet. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan açıkladı boykot kararını. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne kadar güzel bir şey yapmışız. Ne kadar doğru bir iş yapmışız. Hatta biz o kadar sağlıklı düşünen bir siyasi partiyiz ki yıllardır genel başkanımıza, partimizin yetkili organlarındaki görevli arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, bütün üyelerimize varıncaya kadar bu kadar saldırıyı sabırla ne kadar göğüslemişiz. Şimdi artık hani derler ya bıçak kemiğe dayandı. Ya her gün o tetikçileri televizyon ekranlarına çıkarıp 24 saat genel başkanımıza, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakaret içeren, küfür içeren programları yapmak insanları hakikaten çok yordu. Bize vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partili olmayan vatandaşlar bile siz nasıl tahammül ediyorsunuz sorusuyla karşı karşıya bırakıyorlardı. Ama biz bütün bunlara rağmen bir kez olsun, bir kez olsun ne saygıda kusur ettik. Elbette eleştiri olacak. Elbette biz eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını çok önemseyen bir siyasi partinin mensuplarıyız. Ama bunun bir ölçüsü olmalı. Hı hı. Ama bunun bir ayarı olmalı. Ahlaki boyutu olmalı. Elbette geçmişte de bu tür tartışma programları yapılıyordu. Ama hiç bu kadar düzeysizlik olmuyordu. Ya bunlar tamamen kurulmuş, ellerine sorular ve cevaplar veriliyor, insanlar tahrik ediliyor ve sadece CHP'ye küfür ve hakaret etmek üzerine kurulu programlar. Yeter artık, evet. Yeter artık. Ve hiçbir zaman zaman bu uyarıları yapmamıza rağmen o adını dahi anmaktan imtina ediyorum. O kanal asla bundan vazgeçmedi. Sonra genel müdürlerini genel merkeze gönderiyorlar. Günaydın, günaydın. Yani vatandaşlara biz bunun cevabını vermekten usandık. Seçmenlerimize ve partililerimize bunları anlatmaktan usandık. Ya bir dönün çok kendinizi. Çok da destek geldi. Müthiş. Şu anda sosyal medyada, hala sosyal medyada kırılıyor, yıkılıyor diyorlar ya. Devam İnanın ediyor. Dünden beri sosyal medya yıkılıyor. Peki. Ve birçok insan paylaşımlar yapıyor. Bizim boykotumuzu sadece Cumhuriyet Halk Partisi mensupları yapmıyor. Vatandaşlar da bize mesaj atıyorlar. Biz de bu o kararı izlemiyoruz, kapattık diye. Ve doğru bir iş yaptığımızın somut göstergesi iki gündür yaşanmışlıklardır. Bundan sonra diğer kanallar da kendine çeki düzen vermeli. Elbette CHP yanlısı yayın yapmasınlar. Böyle bir talebimiz yok. Siz de yayın yapıyorsunuz. Ama hakaret, seviyesizlik. Evet, zaman zaman sizin kanallarınız da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili eleştirel yaklaşımlarda bulunuyor. Biz buna saygı gösteririz. Ama bunu hakarete, çirkin bir noktaya, hatta küfre varan bir noktaya taşınırsa işte o asla kabul edilemez, asla hoş görülemez. Bugün yapılan evet. budur. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni nitelikli bir şekilde, seviyeli bir şekilde elbette konuşulsun, elbette eleştirilsin ama seviyeyi düşürmeden ve çirkinleştirmeden diğer kanallar açısından aynen, da bir aynen. örnek teşkil ediyor. Evet. Çok ağza alınmayacak sözler de sarf ediliyor evet. ki dün Tuncay Özkan'ın da açıklamasında çocuklarınıza izletmeyin diye altını çizdi, vurguladı. Evet. Sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için. Evet, suç duyurusunda bulunuldu dedik AKP'li vekiller tarafından. Nedir gelişmeleri? Akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Biz şimdi Ankara'dan sözü noktalayalım. Sözü İstanbul Stüdyomuza bırakın.